Savunma sanayinin yeni ihtisası, insansız deniz araçları. Türkiye'nin insansız hava araçları alanında gerçekleştirdiği çalışmalar, bugün hem taktik hem de stratejik seviyede önemli çıktılar verdi. Türk savunma sanayi sektörü, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve İsrail'i geride bırakarak, dünyada en fazla ülkeye SİHA ihracatı gerçekleştiren sektör unvanını kazandı. İnsansız sistemler alanında Türkiye'nin elde ettiği başarılar, sadece hava platformlarıyla sınırlı kalmayacak. Türk savunma sanayi, insansız hava araçları alanındaki başarılarını deniz alanında da sergilemeye hazırlanıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın desteğiyle Türk savunma sanayi şirketleri, muharip ve muharip olmayan birden fazla tipte insansız deniz aracı geliştiriyor. Bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar, insansız hava araçlarındaki ilerlemeyi sonradan yakalayıp pazar lideri konumuna yükselen Türk savunma sanayi sektörünün, insansız deniz araçları alanında ise trendsetter rolünü üstlenmesine vesile olabilir. Esasında Savunma Sanayi Başkanlığı, her silahlı insansız deniz aracı, SİDA için üretici firmalara bir görev verdi. Bu kapsamda SİDA'lar, istihbarat, keşif, gözetleme, suüstü harbi, denizaltı savunma harbi, elektronik harp, mayın karşı tedbir ve kamikaze görevlerini icra edecekler. Ares Shipyard ile Meteksan Savunma İşbirliği'yle geliştirilen ULAK silah insansız deniz aracı, 2021 yılı içerisinde Cirit lazer güdümlü füze atışı gerçekleştirerek bir ilke imza attı. Akabinde 12.7 memlik makineli tüfek ve Limtas füzesi ile atışlar gerçekleştiren ULAK'ın farklı konfigürasyonları geliştiriliyor. ULAK SİDA konfigürasyonları arasında, üs liman savunma, suüstü harbi, elektronik harp ve denizaltı savunma harbi de yer alıyor. Öte yandan iki şirket, İDEF 23 sırasında, ULAK KAMA adlı bir konfigürasyonu ilk kez duyurdu. ULAK KAMA'nın görevi ise, deniz hedeflerine yönelik kamikaze saldırılar düzenlemek olacak. Aselsan, insansız deniz araçları alanında birden fazla çalışma gerçekleştiriyor. Ürünler arasında ise Marlin, Mir ve Albatros öne çıkıyor. Marlin, istihbarat, keşif, gözetleme, suüstü harbi ve denizaltı savunma harbi görevlerini icra edebilecek bir insansız deniz aracı olarak geliştirildi. Marlin, 2023 yılı içerisinde Kuzgunki seyir füzesi atışı gerçekleştirerek bir ilke imza attı. Mir IDEA, insansız deniz aracı, ise bazı özel görevleri gerçekleştirmek üzere tasarlandı. Sürü yetenekli Mir IDEA, 2023 yılı içerisinde torpido atışı gerçekleştirerek Türkiye'de bir ilke imza attı. Albatros, teknesi İzmir Shipyard tarafından üretiliyor, hasım deniz platformlarına yönelik kamikaze angajman, geniş alan tarama, yüksek değerli platforma refakat, koruma ve riskli görevlere yönelik olarak geliştirildi. Sürü kabiliyetine sahip Albatros, 2023 yılı içerisinde çok kritik bir testi başarıyla tamamladı. Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen testler sırasında Albatros, taşıdığı harp başlığı ile hedef rolündeki yük gemisine doğru seyir icra ederek kendini infilak ettirdi. İnfilak sonucunda hedef gemi, çok kısa bir süre içerisinde battı. Özellikle Albatros'a benzer kamikaze İDA'ların, Ukrayna-Rusya savaşında da aktif olarak kullanıldığı ve önemli askeri gemi kayıplarına yol açtığı biliniyor. Aselsan'ın üzerinde çalıştığı Albatros sürü kamikaze IDEA konseptinin de geleceğin deniz muharebe sahası açısından kritik öneme haiz olduğu değerlendiriliyor. Bearsan tarafından geliştirilen Salvo SİDA, 2022 yılı içerisinde Cirit füzesi atışı gerçekleştirdi. Drone gerektiren görevleri icra edebilecek şekilde geliştirilen Salvo'nun, 2024 yılı içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi bekleniyor. Salvo'ya hangi drone'un entegre edileceği ise, henüz belirsizliğini koruyor. Havelsan ile Yonca, eskiden Yoncavonuk olarak biliniyordu. Şimdi ise Sancar insansız deniz aracı, mayın karşı tedbir görevlerini icra edebilecek şekilde tasarlandı. Sancar İDA'nın, bu yıl içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girmesi bekleniyor.
Mayın karşı tedbir görevi icra edebilecek insansız deniz platformlarının, özellikle Karadeniz'deki başıboş deniz mayını gibi olaylarda etkin rol oynayacağı değerlendiriliyor. Daha fazla gelişmelerden haberdar olmak için Akıncı Ruhu YouTube kanalımıza abone olup yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Adeta bir akıncı ruhuyla nice savunma ürününe imza atıyor.